Merhaba sevgili arkadaşlar. Kitabımızın son ünitesi geciken, kayıp ve hasarlı bagaj işlemleri. Bu ünite sonrasında sizlerin bagaj işlemlerini açıklayabilecek, geciken, kayıp ve hasarlı bagaj kavramlarını tanımlayabilecek, kayıp ve hasarlı bagaj başvuru adımlarını ve kayıp ve hasarlı bagaj arama teknolojilerini açıklayabilecek kayıp geciken ve hasarlı bagajlarla ilgili yolcu haklarını açıklayabilecek bilgi ve beceriyi kazanmanız hedeflenmekte bu doğrultuda ünitemizde hangi konuları ele alıyoruz bagaj işlemleri ki hani daha öncesinde bunları biz ele almıştık ama burada çok e, kaba bir şekilde hani gecikmeye hasara ya da e, kaybolmaya hangi unsurla neden olduğunu anlamamız açısından süreci bütüncül görmek açısından bagaj işlemlerine yer verdik. Geciken kayıp ve hasarlı bagajlar, kayıp ve hasarlı bagaj başvuru süreci, kayıp ve hasarlı bagaj arama teknolojileri ile geciken kayıp ve hasarlı bagajlarda yolcu hakları konularına yer verdik. Sevgili arkadaşlar bagajlar yine hatırlayacaksınız temelde kayıtsız ve kayıtlı bagaj olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Kayıtsız bagaj yolcu beraberinde taşınan kabin bagajı olarak da el bagajı olarak da adlandırdığımız bagaj iken belirli ebatlarda olması gereken, belirli kısıtları sağlaması gereken uyması gereken kayıtlı bagaj ise yolcunun check-in deske gelerek sorumluluğunu hava yoluna devrettiği yani havayolunun kayıt altına alıp taşınma sorumluluğunu üstlendiği bagaj. Kayıtlı bagajlar, lokal bagaj, yani teslim alındığı havaalanında etiketlenerek işlemleri yapılan transit bagaj, yani aynı uçuş numarasıyla taşınmaya devam eden veya transfer bagaj ki uçuş numarası değişerek farklı bir uçakla taşınmaya devam eden bagaj olarak adlandırılıyor. Şimdi ne bagaj işlemlerimize şöyle bir baktığımızda check-in deske gelen yolcumuz bagajını verir, kayıtlı bagajını verir, ee, kendisi işte güvenlik kontrolünden geçer, pasaport kontrolünden geçer, boarding ile birlikte uçur, uçağına biner. Ee, peki check-in deskte kayıt altına baga verilen bagaj ne oluyor? Gittiyseniz eğer havaalanına check-in desklerinin arkasına bir bandın e, yürüdüğünü görürsünüz. O banda doğru e, verilir. Çekin görevlisi banda sevk eder. Etiketleme işlemlerini yaparak bant e, bantta akıp gider. Bunlar şut altına iniyor. Şut altı dediğimiz bölmeler iniyor arkadaşlar. Ve burada e, güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Yine uçuşta herhangi bir sakınca oluşturabilecek bir madde malzeme içerip içermediğine bakılıyor. Sonrasında ise bunlar sınıflandırılıyor. Ve e, bagaj arabalarına yüklenerek e, bagaj eşleştirmesi yapıldıktan sonra sistem üzerinde bagaj eşleştirmesi yapıldıktan sonra da uçağa yükleniyorlar. Peki gelişte e, nasıl oluyor? E, yolcumuz uçaktan iniyor pasaport kontrolünden geçiyor ve bagaj alım salonuna gelerek merak içinde bagajını bekliyor. Ama o arada... Uçaktan bagajların indirilmesi, komboylara yüklenmesi ve bagaj bandına kadar getirilmesi süreci de epeyce bir zaman alabiliyor. E bu esnada işte bu süreçlerde bagajların kayıt altına alınan bagajların hasarlanması, gecikmesi ya da gecikmesi nasıl işte farklı bir uçağa yüklenebilir gibi durumlarda yolcular sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bakalım. nedenleri temel olarak geciken ve kayıp bagaj nedenleri bagajın yanlışlıkla farklı uçağa yüklenmesi, etiketleme hatası olabilir. Ya da işte manuel yapılıyorsa manuel olarak insan hatası olarak farklı bir uçağa yüklenmek yüklenmiş olabilir. Farklı bir meydana inmiş olabilir gibi çeşitli nedenlerle Uçağın şey bagajın gecikmesi ya da kaybolması mümkün olabilir. Ya da bagajın yolcu ile beraber uçağın kargo bölümüne yüklenmemesi ne olabilir? İşte transfer uçuştur. Yolcu e, ve bagajı transfer edilecektir farklı uçuş numarasına ve farklı bir uçağa. İşte yolcu transfer edilir ama bagajlar yetişmez. İşte güvenlik kontrolü yine tekrarlanabilir e, yetişmez ve yolcu uçaktayken bagajı bindirilememiş bir şekilde uçak havalanabilir. E, yine ne olabilir işte bazen e, maksimum take off weight'in yani kalkış, te kalkış ağırlığının aşması durumunda bagajların indirilmesi de söz konusu olabilir uçuş emniyetinin sağlanması adına. Bir sonraki uçuşla gönderilecektir bagajı aslında temelde işte uçuş güvenliği açısından bagaj ve yolcu daha önce de söylemiştik birbirinden ayrı taşınamaz hava yolunun kontrolünde olmadığı sürece yani bir ağırlık aşımı olmadığı sürece. Bu gibi nedenlerle yolcunun bagajının gecikmesi ya da kaybolması mümkün olabilmektedir. Peki hasar nasıl oluşuyor? Eleşleme dediğimiz arkadaşlar handling sürecinde bagajın uçağa yüklenmesi ve indirilmesi sürecin otomasyon sistemi hani bantlar konuyorlar kullanılıyor ama insan hataları da e, yine otomasyondan kaynaklanan hatalarla birlikte söz konusu olabiliyor ve bagajlar hasarlanabiliyor. Apron zemine yani uçakların parklandırıldığı zemine düşmesi söz konusu olabiliyor ya da konveyörden çok daha büyük bagajlar konveyöre sığdırılmaya çalışılıyor uçağa yüklerken yine e, zaman kısıtı dolayısıyla çok hızlı hareket etmek zorunda kalıyor havacılık sistemindeki insan kaynağının en büyük sıkıntısı zaman baskısı. Bu tip nedenlerle bagajında yine hasarlanması mümkün olabiliyor arkadaşlar. Peki böyle bir durumda yolcular ne yapmalı? Yolcular bir kere arkadaşlar ıı, mutlaka bagajlarının kaybolduğunu ıı, Lost and Found Office dediğimiz buluntu kayıp ve buluntu eşya birimine başvurmaları, beyanda bulunmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu beyandan sonra şeyler kayıp ve buluntu Eşya birimindeki görevliler yolcu hizmetleri görevleri yolcunun biletini alarak bagaj etiketini alarak ve kimlik bilgisini alarak işlem yapıyorlar ve pır e, eşya e, düzensizlik raporu dediğimiz pır eşya düzensizlik raporu dediğimiz raporu dolduruyorlar. Bu rapor e, daha sonrasında şimdi biraz sonra göreceğimiz bir takım sistemler yardımıyla bagajın bir an evvel bulunması için gerekli bilgilerin toplandığı, yazıldığı, derlendiği bir rapor arkadaşlar. İçinde ne var, ne renk, ebatları nelerdir, hangi meydandan geliyordu, hangi meydana varması gerekiyordu gibi bir takım bilgileri içeriyor bu rapor, pır raporu hangi sistemler işte World tracer sistemi arkadaşlar en yaygın kullanılan sistem kayıp geciken bagajların bulunması işte pır raporu doldurmuştu ya kayıp ve buluntu eşya birimindeki hizmeti görevlileri bu rapordaki bilgiler bu sisteme giriliyor ve böylece kaybolan ya da geciken bagajın nerede olduğu nerede kaybolmuş olabileceği bir an evvel bulunmaya çalışılıyor en yaygın kullanılan sistemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ayata ile işbirliği çerçevesinde oluşturulmuş bir sistem. Dünya genelinde 240 havayolu ve havaalanı yer hizmeti şirketi tarafından 2800'den fazla havaalanında kullanılmakta. Dediğim gibi işte ortak veri tabanı dünya çapında kullanılan kayıp eşyaların, kayıp bagajların bulunması için kullanılan ortak veri tabanı World Tracer sistem. Um, diğer teknolojiler neler arkadaşlar kayıp ve hasarlı bagaj e, oranlarını düşürmek için havayollarının başvurduğu diğer sistemler bagaj el, bagaj elleçleme sistemi arkadaşlar. Bu entegre bir sistem. Süreçler birbirleriyle entegre olarak bu sisteme kaydediliyor ve bagajın daha sağlıklı bir şekilde taşınmasının sağlanması hedefleniyor. Bir diğer şut altı kamera izleme sistemi. Bu sistem şut altında işte e, kameralarla bagajların eleşleme süreçleri ya da yolcunun teslim alması süreci bu çeşitli kameralarla gözlemleniyor gözlemleniyor ve kayıt altına alınıyor herhangi bir şekilde bagajın kaybolması durumunda da yine bu kamera sistemlerinden elde edilen kayıtlarla bir takım bilgilerle bagaja ulaşılması amaçlanıyor. Deneme aşamasında olan ve bagaj elleşleme sistemine entegre olarak uygulanan bir diğer teknoloji ise özel anten tekniği. Burada da özel anten tekniği ile birlikte bagaj elleşleme sistemi ile bagajların havaalanı süreçlerinde hangi noktada nasıl geçtiğinin takibinin sağlanması amaçlanıyor. Şimdi Geciktiği zaman bagajı yolcunun kayıp ya da hasarlı olması durumunda da belirli haklara sahip yolcularımız. Ee, ama e, öncelikle tabii ki bunun yolcu tarafından beyanının yapılması ve pır raporunun düzenlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Türk Sivacık Kanunu 128. maddesinde bagajın hasar uğraması halinde taşıyıcının sorumluluklarının yerine getirebilmesi için öncelikle hasarın belli bir süre içinde, belli bir süre içinde bugünle e, seyahat tarihinden e, 7 gün içinde bizzat veya yazılı olarak kayıp ve buluntu eşya ofisinden başvurması gerekiyor yolcunun ki e, haklarına erişebilsin ya da hak iddia edebilsin daha doğru bir tanımla. 7 gün önce içerisinde başvuru yapıldığı takdirde bir takım tazminat hakkı doğuyor arkadaşlar yolcunun zararın hesaplanmasında yolcunun özel çekme hakkı dediğimiz dediğimiz bir şey hesaplama yöntemi ile tazminat hakkı belirleniyor. döviz kurlarına bağlı olarak arkadaşlar bu miktar. Özel çekme hakkı 2015 yolun sonu itibariyle bir özel çekme hakkı 4 TL olarak yaklaşık belirlenmiştir. Buna bağlı olarak çeşitli hesaplama yöntemleriyle ki kitabınızda bunun detaylarını bulmanız mümkündür. Yolcunun tazminat hakkı belirlenmektedir. Böylece de yaşadığı sıkıntılar bir nebze olarak yolcuların hafifletilmeye çalışılmaktadır hiç kimsenin başına gelmemesi dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.